Harp'ın cenazesi Batı Şeria'da karışmış durumda. El fetihlileri astığı yer. Burası Senaki. Rusların işgal altında tuttuğu yerlerden biri. PKK ve İran kolu Pejal, üs olarak kullandığı sıra dağlarının hemen başlangıcı Kuala Lumpur'a modern bir mimari hakim. Kim bu Taliban? Selamünaleyküm. Hemen burada Suriye kontrol noktası var. 50 bin kişi bu bölgede doğrandı. Pakistan'dan Afganistan'a gidenler de var. Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan Afgan göçmenler, diğer taraftan Gürcistan'ın içerisinde ve de dışarıdan Hakkani'nin işte ana medresesi. Afgan kadınlar tekrar aynı yataklar karşı karşıya. Bu şekilde meydanlarda toplanıyor. Terörist gruplardan bir tanesi de IŞİD Horasan. Ukrayna'nın doğusunda gerçekleşen patlama provokasyon mu? Rusya Ukrayna sınırındaki askerlerin sayısını azalttı mı? ABD mi, Rusya mı doğru söylüyor? Balkanlardaki satranç oyununu kim kazanacak? NATO eski daimi temsilcisi Fatih Ceylan ajandayı anlatıyor. Az sonra Benan Ketsuplu'yla ajandada. Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandada daha yine sizlerleyiz. Yine yerinde hazırladığımız özel dosyalar ve yaptığımız özel röportajlarla sizlerle birlikte olacağız. Ve dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da, Rusya'dan hafta içerisinde üst üste açıklamalar geldi. Ukrayna'ya saldırı olmayacak diye altını çiziyor Rusya tarafı ve sınırdaki asker sayısını da azalttık diyor Rusya. Öte taraftan Rusya'nın müttefiki Belarus'tan da hafta içerisinde Rusya'yı destekler açıklamalar geldi. Rusya, Belarus arasında düzenlenen ortak müttefikler tatbikatı sonrasında Belarus sınırında tek bir Rus askeri kalmayacak dedi Belarus tarafı. Hemen karşı tarafta, karşı cephede Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ise Rus askerinin sınırdan, Ukrayna sınırından çekildiğine dair bir işaret yok diyor. Yani anlayacağınız kafalar iyice karışık. Öte taraftan Rus lider Putin yine hafta içerisinde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın tek bir seçeneği var demişti. O da müzakere masasına oturmak. Ama diğer taraftan baktığımızda zaten sürecin başından beri Kiev yönetimi müzakerelere hazır olduğunu söylüyor ama ortada bir sonuç yok. Ve yine de bu arada şunu da altını çizelim. Türkiye'nin bu aradaki ara buluculuğu, yani Ukrayna Rusya arasındaki ara buluculuğu da bu aralar çok fazla zikredilmiyor. Gözler önümüzdeki hafta yapılması planlanan Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Dışişleri Bakanları toplantısında Rusya'dan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bu öneri geldi. Önümüzdeki hafta bu toplantının yapılması bekleniyor. Bu arada Ukrayna'nın doğusunda Rus yandaşlarının yoğun bir şekilde yaşadığı Donetsk kentinde de büyük bir patlama meydana geldi. Ve bu patlamanın da provokasyon olup olmadığı belli değil. Ukrayna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada bu tarz girişimlere izin vermeyeceğiz diyor Ukrayna. İşte böyle soru işaretleri havalarda uçuşurken NATO'nun eski daimi temsilcisi Sayın Fatih Ceylan'la konuştum ve kime, nasıl inanacağız diye sordu. Efendim merhabalar. NATO'nun eski daimi temsilcisi Sayın Fatih Ceylan'la birlikteyiz. Hem bölgedeki durumu, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan krizi ve Türkiye'nin pozisyonunu bu anlamda konuşup değerlendireceğiz. Sayın Ceylan merhabalar. Çok çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi son gelişmeden başlamak istiyorum. Ukrayna'nın doğusunda kalan ve Rus yanlılarının ağırlıklı olarak yaşadığı Donetsk bölgesinde gerçekleşen patlama ilk etapta provokasyon olarak yorumlandı bazı kesimler tarafından. Şu anda neyin ne olduğu çok belli değil işin açıkçası. Nasıl okumak lazım bu süreci? Çünkü tahliyeler de başladı orada. Çok teşekkür ederim Sayın Ketsuplu. Öncelikle programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi bir yayın olmasını diliyorum. Evet, bu tür eylemlerin cereyan edeceği, hayata geçirileceği yolunda
kamuoyuna da yansıyan çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu hem Batı basınında ortaya çıktı hem de Ukrayna tarafından da söylendi. Ukraynalı yetkililer tarafından da söylendi. Diğer bir anlatımla Rusya'nın bu tür kışkırtıcı bir eylemle Ukrayna'yı veya belirli bölümlerini işgale kalkışacağı yönünde bir takım iddialar ortada vardı. Şimdi bu en son yapılan kreşe dönük bombalı saldırı da bu iddiaların belki de haklılık payını ortaya koyuyor. Bir haklılık payı olduğuna işaret ediyor. Ama Ukrayna tarafına baktığımızda onlar tırnak içinde söylemek gerekirse panik olmadılar. Ve daha fazla kışkırtacak eylemlerin önüne geçmek üzere gerekli hazırlıkları yaptıklarını dile getirdiler. Burada tabii şu hususa dikkat etmek lazım. Bu iki numaralı anlaşmada işte bu Donbas bölgesiyle ilgili bir takım hükümler var. Çok muğlak yazılmış. Yani her iki tarafın da Ukrayna olsun, Rusya olsun farklı yorumlarına tabi tutulabilecek bir anlayışla yazılmış. Nedir burada? İki önemli öğe var. Bir tanesi seçimler bu bölgede yapılacak. Seçimler. Bir de bu bölgelerin otonomisi, yani özel bir otonomi statü tanınması bu bölgelere. Şimdi tabii seçimler nasıl yapılacak? Yani orada bir Ukrayna sınırları yeniden toprak bütünlüğünü kastediyoruz. İhya olduktan sonra mı yapılacak yoksa daha önce mi yapılacak? Bu bir tartışmalı konu. Rusya ile Ukrayna'nın yorumları arasındaki farkı konuşuyoruz. Bir de Rusya'nın beklentisi o özel statü dediği durum. Normal bildiğimiz özerkliğin çok ötesinde bağımsızlığın bir mertebe altında bir durumdan söz ediyoruz. Bu da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü açısından Ukraynalı yetkililerin kabul etmekte zorlanacakları bir durum. Öyle bir süreçten söz ediyoruz ki işin içinde parlamentolar da var. Evet. Parlamentoların onayladığı bir katılım statüsünden geri çekilin diyor. Şimdi bu iş sadece NATO'nun toplanıp tamam biz geri çekildik kararı almakla bitmez. Şimdi Rusya çok iyi bence biliyor bunların kabul edilmeyeceğini. İşin açıkçası gerçekten kafalar karışık. Şöyle karışık çünkü Rusya tarafı diyor ki işte Ukrayna sınırında asker sayımızı azalttık. Diğer taraftan Belarus Rusya'yı destekler açıklamalar yapıyor. Belarus topraklarında bizim tatbikatımız sonrasında tek bir Rus askeri kalmayacaktır teminatını veriyor tırnak içerisinde. Ancak öte taraftan bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin hem NATO Genel Sekreterinin yaptığı açıklamalara baktığımızda sınırdan Rus askerinin çekildiğine dair bir işaret de yok deniliyor. Akabinde Rusya fotoğraflar paylaşıyor, videolar, Amerika'dan benzer açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kafamız şöyle karışık. Biz kime inanacağız? Ve nasıl inanacağız? Kriterler nedir? Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir takım çekilmelerin olduğu görüldü. Bu biliniyor. Ancak bunların bu o kadar kuvvetli yığınaklanmasının ve çok ciddi askeri imkan ve kabiliyetlerle takviyeli bir yığınaklanmanın son bulduğu da söylenemez. Bizlerin anladığı anlamda tam bir çekilme yok. Çünkü Rusya oraya yaptığı o yığınaklanmayla, askeri yığınaklanmayla birlikte caydırma gücünü elinde tutmak istiyor. Sonuç alana kadar da çekmeyecektir bunları. Çekerse o zaman kendi teziyle çelişecektir. Yani Belarus'tan çekebilir ama Ukrayna sınırındaki yığınaklanma bitmeyecektir. Ama Kırım'ı unutmayalım. Evet. Bir de Kırım var. Yani Kırım'la hiç kimse konuşmuyor. Kırım 2014 yılında ya bunu gizli saklı bir tarafı yok. Yani Rusya girdi, işgal etti, ilhak etti. Bu kadar net. Ama kimse konuşmuyor. Yani Kırım'ı sanki adeta kapanmış bir mesele gibi değerlendirme eğilimi var. Zaman zaman umuda sürükleyen diyelim gelişme de diplomatik sürecin halen devam ediyor olması.
Şimdi orada diplomatik süreç demişken şunu da sormak isterim. Tabii gözler önümüzdeki hafta eğer gerçekleşirse Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Dışişleri Bakanları toplantısına çevrildi. İşte Rusya tarafından Lavrov'dan geldi öneri. Yalnız biz sizinle mesela bir önceki yayınımızda şunu konuşmuştuk. Türkiye'nin arabuluculuğunun önemini konuşmuştuk. Daha sonrasında Türkiye bu anlamda hamleler yaptı. Ancak şu anda bu zikredilmiyor. Yani Türkiye'nin arabuluculuğu hiç şu anda gündemde değil işin açıkçası. Şöyle söyleyelim. Arabuluculuk bence çok iddialı bir rol. Çünkü burada Rusya şunu çok net şekilde ortaya koydu. Benim burada esas muhatabım ABD ve NATO'dur dedi. Bu Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol oynamasını engellemez. Şimdi arabuluculuk başka, kolaylaştırıcı rol başka. Ve Türkiye'nin bunu da yapması lazım. Onu ben söylüyorum, hep söylüyorum. Evet. Arabuluculuk çok farklı bir şey. Şimdi Rusya, Putin bu konuda esas muhatap olarak Türkiye'yi almaz. Ama Türkiye'den şunu isteyebilir. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de hala şüpheli biliyorsunuz. Tutun ki geldi Türkiye'ye. Şunu söyler bence. Der ki işte durumu biliyorsunuz. Batı bize karşı sözlerini tutmadı. İşte hem benim topraklarıma yakın efendim ülkeleri NATO üyesi yaptı. Üstelik işte füze savunması, NATO füze savunması Romanya'ya, Polonya'ya yerleşti. Bizde de radarı var biliyorsunuz. Ondan sonra bunlar stratejik dengeyi bozdu. Benim aleyhime bir durum ortaya çıktı. Üstelik 2008 yılında da Bükreş'te karar aldı NATO. Ukrayna ve Gürcistan'a da üyelik yolu kapısını açtı. Siz şimdi bir kere bu konuda biraz daha temkinli olun. Bir de herhangi bir durumda size özellikle Türk Boğazları ile ilgili bir talep gelirse onu da iyi komşuluk ilişkileri içinde herhalde gereğini yaparsınız der. Bir de siz bir Ukrayna tarafıyla temas halindesiniz. İlişkileriniz onlarla da çok iyi. Onlara da söyleyin de bu Donbas bölgesinin statüsünde bize yardımcı olsunlar der. Putin bunu söyler. Bunun ötesini söylemez. Şimdi bu bizim tek başımıza altından kalkacağımız bir mesele olmaktan çıktı. Bölgesel yönü tabii ki var. Karadeniz boyutu itibariyle Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren ve bir çatışma halinde çok ciddi şekilde etkileyecek bir krizden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda iki ülke arasında arabuluculuktan ziyade bir kolaylaştırıcı rol oynamasında ben şahsen yarar görüyorum. Rusya'yı ve Rus toplumunu nasıl etkileyeceğini de konuşmak lazım. Tabii. Rus kuruluşların yaptığı kamuoyu yoklamalarında Rus halkının da Ukrayna ile savaşa pek sıcak bakmadığını görüyoruz. Bu çok daha ciddi bir boyuta çıkarsa ve oradaki halkın Rus halkının yaşam standartlarında büyük bir düşme olursa nasıl bir tepki ortaya çıkar bunu görmek lazım. Siz de biraz önce altını çizdiniz. Rusya'nın kırmızı çizgilerinden bir tanesi Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebi ve NATO'nun da Ukrayna'ya aslında yeşil ışık yakması. Ancak öte taraftan biz bakıyoruz ve NATO üyeleri arasında mesela Almanya gibi, Romanya gibi bazı ülkelerin de Ukrayna'yı NATO üyesi olarak görmek istemedikleri aşikar. Bu durumu Rusya da biliyor. Neden hala buradan ilerlemeye çalışıyor? Bu bir süreç. Daha 2000'li yılların başında yani Putin iktidara geldiğinden bu yana eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasını Rusya açısından bir felaket olarak niteledi. O gece uyuyamamış hatta. Öyle söyledi. NATO'nun füze savunma projesinden duydukları rahatsızlığı hep dile getirdiler. 2012 yılından bu yana Rusya'nın kaba güç kullanmak suretiyle tırnak içinde söylüyorum yine düzeni bu şekilde değiştirme yolunda attığı adımlar yani bunun bir şekilde kendisi dahil herkese faturası olur. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani herkes kendi imparatorluğunun tırnak içinde canlandırmaya kalkarsa ortalık birbirine girer. Okay.
dünyanın gözü Ukrayna'dayken hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri NATO müttefiki Romanya'ya asker sevkiyatına başladı. Ajanda Ukrayna'nın sınır komşusu ve Karadeniz'in güvenliği için kilit ülkelerden biri olan Romanya'ya gitti. Ukrayna sınırındaki durumu yerinde gözlemledi. Başkent Bükreş'in nabzını tuttu. Türkiye Cumhuriyeti Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye-Romanya müttefikliğini ajandaya değerlendirdi. Az sonra Benan Kepsutlu'yla ajandada. NATO eski daimi temsilcisi Sayın Fatih Ceylan'ın açıklamaları işte bu yöndeydi. Ukrayna-Rusya arasında işte bütün bunlar yaşanırken diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Almanya, Ukrayna'nın sınır komşusu olan aynı zamanda NATO müttefiki ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya asker sevkiyatına başladılar. Yani bölge genel anlamda etkileniyor. Sadece askeri anlamda da değil, bölgenin genelinde doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları, elektrik fiyatları da artış gösteriyor. Bizler geçen hafta ajanda ekibi olarak Romanya'daydık ve Romanya hükümeti mesela elektrik fiyatlarındaki artışa tedbir olarak akşamları, geceleri başkanlık sarayının, müzelerin, kiliselerin, camilerin, sinagogların ışıklarını kapatıyor. Bu etkilerden sadece bir tanesi. Diğer taraftan Ukrayna sınırında, Ukrayna-Romanya arasındaki sınırda yaşananları merak ettik. Romanya tarafındaki durumu merak ettik ve yerinde gözlemledik. Aynı zamanda bölgede nelerin olup bittiğini ve Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini Türkiye-Romanya Büyükelçisi Sayın Füsun Aramaz'la konuştu. Ukrayna'daki tansiyon gittikçe yükseliyor. Her ne kadar Rus lider Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden diplomasiye şans vereceğiz deseler de NATO ve Ukrayna Rusya'nın her an saldırabileceği korkusuyla teyakkuzda. Yeni soğuk savaş çoktan başladı. Ruslar Ukrayna sınırındaki askerlerin sayısını azalttık diyor. NATO ve Amerika bunu doğrulamadık yanıtını veriyor. Öte taraftan eğer iddia edildiği gibi Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile askeri anlamda savaşmak yerine ağır yaptırımlar uygulamayı tercih edeceğini söylüyor. Yaptırımlar Rusya'yı ne kadar durdurur bilinmez. En azından geçmişte işe yaramamıştı. O nedenle NATO ülkeleri bölgedeki askeri tedbirlerini de almaya başladı. O tedbirler arasında Ukrayna'nın komşusu NATO üyesi olan Romanya'daki asker sayısını arttırmak da var. Ukrayna ve Rusya arasındaki tansiyon işte hala böyle yüksekken burada stratejik anlamda çok önemli olan ancak adı henüz çok fazla zikredilmeyen NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi olan Romanya ön plana çıkıyor. Romanya stratejik anlamda çok önemli çünkü Ukrayna ile sınır komşusu ve özellikle Karadeniz'in güvenliği açısından Amerika Birleşik Devletleri tarafından da önemli ülkelerin başında zikrediliyor, başında yer alıyor. Diğer taraftan bölgede yani Romanya'da hem NATO'nun üssü var hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü var. Ve yakın bir zaman öncesine kadar Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis bölgenin güvenliği adına NATO askerlerinin sayısının Romanya'da artması gerektiğini söylemişti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya'dan ve Polonya'dan da Romanya'ya asker sevkiyatı başladı. Ve Rusya tabii durumun farkında. Öte taraftan şunun da altını çizmek gerekiyor. Mayıs 2021 tarihinde NATO uzun zaman sonra Romanya'da çok geniş kapsamlı bir tatbikat düzenlemişti. Ve Romanya'da düzenlenen bu tatbikatta Rusya tarafından savaş çağrısı olarak yorumlanmıştı. Ve Rusya'nın savunma bakanı da gerekeni yaparız, gereken cevabı veririz açıklamasında bulunmuştu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu bölge Romanya çok önemli demiştik. İşte bu açıdan ötürü de konu Ukrayna olduğu zaman Rusya masada kendi güvenliği adına Romanya'dan ve Bulgaristan'dan da askerlerin çekilmesi
gerektiği başlığını maddeler arasına ekledi. Romanya'da Rusya açısından son derece önemli. Diğer taraftan NATO müttefikliği bir tarafa, Romanya'nın zaten hali hazırda Rusya ile sorunları var. Ancak öte taraftan Ukrayna konusuna baktığımızda da Ukrayna'nın NATO üyeliğini de tam olarak desteklemiyorlar. Ukrayna'nın NATO üyeliğine bakışı, geçen hafta Romanya'nın eski başbakanı Victor Ponta ile konuşmuştum. Peki Ukrayna NATO üyesi olmalı mı? It will not be a member. Ukrayna NATO üyesi olmayacak. En azından yakın zamanda olamayacak. Romanya'nın NATO'ya girdiği zamanı hatırlıyorum. NATO'ya girmek için ilk şart komşularla sıfır sorununuz olmasıdır. Biz 10 yılı uğraştık. Yasal olarak evet NATO Ukrayna'yı üye olarak görmek isteyebilir ama her şeyden önce komşularınızla problemlerinizi NATO'ya getirmemelisiniz. Üyelikten önce tüm problemlerini çözmeleri gerekiyor. Ukrayna'nın sadece Rusya ile sorunları yok. Ukrayna'nın aynı zamanda Romanya ile sorunları var. Çünkü Ukrayna'daki Romanya azınlığının hakları orada korunmuyor. Ben bunu gayet insani olarak söylüyorum. Ukrayna'nın önce başbakanı ile defalarca görüşmeyi denedim. Macaristan'ın da kendi azınlık halkları ile ilgili Ukrayna ile sorunları var. Moldova ile de aynı şekilde. O nedenle bence Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin masadaki konulardan biri olduğunu düşünmüyorum. Bu Putin'i daha da agresif kılacak bir neden olur. O nedenle Ukrayna'yı yakın dönemde NATO üyesi olarak görmüyorum. Romanya'nın Ukrayna'ya bakışına işte böyle yanıt vermişti eski başbakan. Rusya hafta içinde niyetini defalarca tekrarladı. Putin, Türkiye'deki Rusya Büyükelçisi ve pek çok Rus yetkili Ukrayna'ya saldırmayacağız diye ineliyor. Rusya'ya destek amaçlı müttefiki olan Belarus'ta Rusya ile düzenlediği müttefik kararlılığı 2022 ortak tatbikatı sonrasında ülkede tek bir Rus askeri kalmayacağını duyurdu. Öte taraftan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da saldırı sistemleri kurmaya niyetimiz yok dese de Romanya'ya başlayan asker sevkiyatı dünya basınının da gözünden kaçmadı. Birbirinden tamamen farklı açıklamalardan bir taraftan diğerine bakarken kafa karışmaması içten değil. Bölgeden gelen tutarsız açıklamalar bir cambazın ipte yürümeye çalışması kadar riskli. Komşuda yaşananların ve siyasetçilerin sert söylemlerinin aksine Romanya sokakları sakin. Günlük hayatın temposu rutinde devam ediyor. Ukrayna konusunda henüz çok göz önünde olmasa da masada stratejik anlamda ön planda olan Romanya'nın başkenti Bükreş. Tansiyonu yüksek günlerde işte böyleyken Ukrayna sınırındaki durumu merak ettim. Sınır kasabalarını, sınır kasabasında hareketlilik olup olmadığını. Çünkü Rusya bir şekilde Ukrayna'ya saldırırsa NATO'nun Rusya'ya karşı kullanacağı en yakın arka bahçe burası. Romanya, Ukrayna sınırına en yakın bölgelerden biri Galat. Hem havanın soğuğundan hem nüfusun az oluşundan kaynaklanıyor olsa gerek, sınır bölgesinde neredeyse incin top oynuyor. Romanya'da önce Bükreş'e gitmiştik. Bükreş'ten Köstence'ye geldik ve Köstence'den de Galat'a geldik Ukrayna sınırına doğru yol alırken. Ancak Galat üzerinden Ukrayna sınırına gitmek için feribot kullanmak gerekiyor. Galat şehrinden sonra feribota binip Britiana köyüne gideceğiz önce. Daha sonrasında da o bölgede bulunan Tulça'dan Isakça'ya doğru gideceğiz ve Isakça'nın bitiminde de Tuna Nehri karşımıza çıkıyor. Zaten Tuna Nehri'nin hemen diğer tarafı da Ukrayna. Burası Romanya sınırından Ukrayna sınır güzergahına giden feribot iskelesi. Her yarım saatte bir feribot var. Romanya'nın kuzeydoğusunda Moldova bulunuyor. Galat'tan feribota bindiğimiz zaman hemen karşı tarafa baktığımızda bu bölgenin ilerisinde Moldova var. Biz Ukrayna sınırına doğru gidiyoruz.
Ukrayna sınırı da yine feribotla giderken sağ istikamette kalıyor. Yaklaşık bir saat sonrasında da Ukrayna sınırına yakın olan bölgeye geçmiş olacağız. İşte Karadeniz sınırını Ukrayna ve Romanya birlikte paylaşıyor bu şekilde. Rusya Ukrayna sınırındaki askeri kapasitesini artırırken Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkeleri de Doğu Avrupa sınırındaki askeri kapasitelerini arttırma yoluna gittiler ve çok yakın bir zaman öncesine kadar Romanya'nın talebiyle Almanya'da bulunan Amerikan askerleri Romanya'ya bu bölgeye geldiler. Bir taraftan tabii NATO askerlerinin bu bölgedeki varlığı Rusya'nın da kırmızı çizgisi. Hatta Rusya bu bölgeden özellikle Romanya'dan NATO güçlerinin çekilmesini talep etmişti. Romanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da Rusya'nın bu talebine sert yanıt gelmişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Romanya'ya daha geniş askeri birlik yerleştirmeyi planladıkları yönündeki açıklamasına jet yanıt Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise geçtiğimiz günlerde NATO Karadeniz bölgesine askerileştirmeyi uzun zamandır planlıyor. NATO bu barışçıl işbirliği bölgesini jeopolitik savaş ve rekabet alanına dönüştürme niyetinde diyor. Ve ıslakçı. Galat'tan İshakçı'ya feribotla ulaştık Tuna Nehri üzerinden. Tam Ukrayna sınırının olduğu bölgedeyiz. Şimdi feribottan çıktıktan sonrasında da bizim bulunduğumuz alanın diğer tarafında kalan yerde de Ukrayna bölgesinde Kartal kasabası var. Romanya, Ukrayna sınırına doğru giderken sıkça sınır köyleri göze çarpıyor. Ukrayna'da gerginlik, buradaki sınır köylerinde şimdilik sakinlik hakim. İşte Romanya, Ukrayna sınırı. Romanya'nın ne kadar stratejik olduğunu gösteren önemli noktalardan birisi burası. Ukrayna-Romanya sınırı. İşte sınırı geçenler bu güzergahı kullanıyorlar. Zaten hemen sınır bölgesinin diğer tarafında da hem Ukrayna bayrağını görüyorsunuz hem de Romanya bayrağı ve Avrupa Birliği bayrağı birlikte yan yana. Burası da son nokta. Ve buradan da tırlar karşı tarafa, Ukrayna bölgesine geçiyorlar. Şu anda Sıkça bölgesindeyiz, Romanya sınırları içerisinde. Bu bölgenin tam karşı istikameti de Ukrayna sınırları içerisindeki Kartal kasabası. Karadeniz'in güvenliği konusunda Romanya NATO için bu kadar önemliyken Türkiye'nin yaklaşımını öğrenmek için Türk Büyükelçiliği'nin yolunu tuttuk. Burası Bükreş'te bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin Bükreş Büyükelçiliği. Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'la buluşmak, bölgedeki gelişmeleri konuşmak için elçiliğe gittim. Füsun Aramaz 2018 tarihinden beri Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi olarak görev yapıyor. 2010-2013 yıllarında da Romanya'nın Köstence Başkonsolosu olarak çalıştı. Dolayısıyla bölgeye de dengelere de uzun zamandır hakim. Bugünlerde, şu günlerde hem tüm dünyanın hem de Türkiye'nin gözü kulağı bu bölgede, Ukrayna'da yaşananlarda, Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkilerde. Ancak sınırda yaşananlar, Ukrayna'nın komşusu, Romanya'nın komşusu Ukrayna'da yaşananların kuşkusuz bu bölgeye de yansımaları oluyor. Ukrayna'da yaşananların Romanya'ya ve Romanya-Türkiye ilişkilerine yansımaları nasıl? Romanya, belirttiğiniz gibi Ukrayna ile sınır komşusu.
Aynı zamanda Karadeniz üzerinden Türkiye'nin de yakın komşusu. NATO müttefikleri olarak yakın işbirliği sergiliyoruz. Esasen Türkiye, Romanya'nın NATO'ya girişine en güçlü destek veren ülkelerden de birisi. Hatta 1989'da NATO genişlemesi Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'yı da dahil ettiği dönemde bizim meclisimiz bir kanun kabul ediyor. Ve bölgesel önemi nedeniyle bir sonraki genişlemede mutlaka Romanya'nın da dahil edilmesi şeklindeki beklentimiz o kanunla kabul ediliyor ve tabii müttefiklere de duyuruluyor. 2005 yılında Romanya'nın NATO'ya üye olmasıyla yakın müttefiklik ilişkilerimiz başlıyor. Bölgesel işbirliği alanında Romanya, Türkiye, Polonya üçlü danışma mekanizmasını örnek verebiliriz. 10. yılını tamamladı bu sene itibariyle. Bakanlar seviyesinde şu anda danışma toplantıları düzenli olarak sürdürülüyor ve bölgesel güvenlik, Karadeniz güvenliği dahil olmak üzere NATO müttefikleri olarak yakın istişare için bir platform oluşturuyor bu mekanizma. Peki şimdi bu kadar gündem bu bölge üzerindeyken, Ukrayna üzerindeyken yaşananlar her iki ülkenin ilişkilerini sıkılaştırma konusunda Romanya-Türkiye özelinde soruyorum. Tetikleyici bir unsur oldu mu? Mutlaka. Tabii bölgede endişe verici bazı gelişmelerin olması, tansiyonun yükseliyor olması bizim de NATO çerçevesinde başta olmak üzere ama onun dışında da makamlarımız arasında Romanya ile her düzeyde temaslarımızın yoğunlaşmasına neden oldu diyebiliriz. Esasen Türkiye ile Romanya arasında ilişkileri mükemmel olarak niteleyebiliriz. Her alanda, siyasi alanda, askeri alanda ilişkilerimizin mükemmel seviyeye ulaştığını ve Romanya'nın bölgede Türkiye ile her alanda çok olumlu ilişkiler sürdüren, çok sağlam bir dost, bir yakın bir müttefik olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Onun için aslında bu yakın işbirliği, diyalog ve temasların sürmesi de zaten şaşırtıcı değil. Çünkü Romanya aynı zamanda 2011 yılından beri stratejik ortağımız ve geçtiğimiz yıl stratejik ortaklığın 10. yıl dönümünü de idrak ettik. Bu nedenle İlişkilerimizin her alanda çok boyutlu olarak gelişeceğine inanıyorum. Geçtiğimiz haftalarda aynı zamanda Romanya Devlet Başkanı'nın da bu bölgeye dair ve NATO'ya dair de aslında bir açıklaması olmuştu. Bölgede NATO askerlerinin sayısının artması gerekiyor bölgenin güvenliği adına demişti. Sizce bu gerekli mi? Bölgede NATO askerinin sayısının artması gerekiyor mu? Romanya'nın tabii Ukrayna'nın komşusu olması ve geçmişteki tecrübeleri nedeniyle Rusya'ya ilişkin tabii belli bir algılamaları var. Ve bölgede tansiyonun yükseliyor olması da tabii Romenler için endişe verici bir unsur. Bu nedenle güvenlik kaygılarını da çeşitli platformlarda gündeme getiriyorlar. Biz de zaten NATO müttefikleri olarak bu konular Avrupa Atlantik güvenliğinin temel direği olan öyle gördüğümüz NATO şemsiyesi altında zaten tartışılıyor. Dolayısıyla bu konuda biz NATO çerçevesinde yürütülmekte olan istişareleri ve NATO'nun bu konudaki politikalarını tabii ki takip ediyoruz. Türkiye'nin
Balkan politikalarındaki stratejik ortak Romanya'da başbakanlar, üst rütbeli askerler, kamu çalışanları Türkçe öğreniyor. Türk dizilerinin bölgedeki etkisi, Türkiye-Romanya ilişkilerinde Doğu ve Batı senteziyle müzik, resim ve dilin diplomasideki yeri, yumuşak güç politikası kapsamında gelişen kültürel işbirliği. Az sonra Benan Kepsutlu'yla Ajanda'da. Dış politikada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kullanılan ancak adı 1980'lerde konulan yumuşak güç politikasına değineceğiz şimdi. Çünkü son yıllarda, özellikle son dönemlerde hemen her ülke askeri güç politikaları, yani sert güç politikaları yerine yumuşak güç politikaları uygulayarak diplomasinin farklı yöntemleriyle uluslararası ilişkilerdeki bağlarını kuvvetlendiriyor ve Türkiye'nin de stratejik ortak olarak tanımladığı Karadeniz'in güvenliği açısından son derece önemli olan Romanya'yla çok eskilere dayanan tarihi ve ortak bir kültür var. İşte buradan yola çıkarak Romanya'ya gittiğinizde şunu gözlemledik. Romanya'da özellikle son yıllarda başbakanlar, üst rütbeli subaylar, kamu çalışanları Türkçe öğrenmeye başlamışlar. Bakın neden? Merhaba Türkiye. Amerikan siyaset bilimci ve Bill Clinton yönetiminin yetkili isimlerinden olan Joseph Nye, 1980'lerin sonlarında dış politika literatürüne yeni bir kavram kazandırdı. Yumuşak güç. Bu kavram, ülkeler arası ilişkilerde askeri güç kullanmaya gerek kalmadan bir milletin dünyayı şekillendirmesine yardımcı olan potansiyel unsurlar olarak değerlendirildi. Yumuşak güç kavram olarak 1980'lerden itibaren dış politikanın unsurlarından biri haline gelse de 2. Dünya Savaşı ile birlikte özellikle Soğuk Savaş döneminde sıkça başvurulan yöntemlerden biri oldu. Yumuşak güç uygulayan ülkenin kültürünün ve ideolojisinin daha çekici hale gelmesi sağlandı. Bu anlamda ülkeler arası ekonomik işbirlikleri de sıkça kullanıldı. Böylelikle kültürünü, tarihini, dilini doğru anlatan ülkeler, askeri güç kullanımına gerek kalmadan diğer ülkelerle daha yakın, bütünleyici, kaynaştırıcı bir ilişki içerisine girmeyi başardılar. Tarih ve ortak kültürel değerler bir tarafa, Türkiye'nin ikili ilişkilerini güçlendirdiği Karadeniz'in güvenliği için stratejik anlamda önemli olan ülkelerin başında adı gündemde sıkça anılmasa da Romanya geliyor. Karşılıklı yumuşak güç politikası iki ülkenin askeri, ekonomik, kültürel bağlarını daha da kuvvetlendiriyor. Bugün gelinen noktada Romanya ile stratejik ortak ve güçlü müttefikler olsak da tarihte iki ülkenin ilişkileri mevsim geçişleri gibi. Her iki ülke arasında 600 yıl önce başlayan çok uzun bir tarihi süreç var. Belki ilk başta ilişkiler çok sıcak ve iyi başlamamış olabilir. Ancak zaman içerisinde gelişti ve bugüne geldik. Peki tarihte hangi olaylar daha etkili? Hangi bakış açısıyla baktığınıza bağlı. Eğer Romanya tarafından bakıyorsanız 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine girmesiyle başlar. Romanya bakış açısıyla Osmanlı Romanya'nın hayatına girdi. Ortak ekonomik geçmişimiz çok eskiye dayanıyor. Romanya'da Osmanlı İmparatorluğu yansımasını işte böyle özetliyor. Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi Türk Çalışmaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Silvana Raciori. Osmanlı tarihini anlamadan kendi tarihimizi anlayamayız. Son 5 yılda Osmanlı İmparatorluğu'nu çalışan öğrenci sayımızın artması beni mutlu ediyor. Ve Osmanlı hakkında uzmanlaşmak isteyen ve Türkçe çalışan çok öğrencimiz var. Türkiye'nin yumuşak güç politikası çerçevesinde Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı olan ve yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoloslukları ile birlikte çalışan Yunus Emre Enstitüsü, bölgedeki soydaşlar ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için iktidar ve muhalefet partisinin meclisteki oylamasıyla 2011'den beri dünya genelinde 64 ülkede faaliyet gösteriyor. Neden Romanya'da da var olunduğu sorusuna gelince, Romanya'da bulunmasının sebebi ise birincisi burası bizim gönül coğrafyamızın içinde olan bir yer. Aynı zamanda burada 100 bin civarında soydaşımız yaşıyor, Türk ve Tatar olarak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var, 30 bin kişi. Yani toplamda 100 binden fazla
kişi Türk yaşıyor ve Türkçe kullanıyor. Türk kültürünü yaşayan insanlar. Bir de Romanya'da enstitünün iki merkezi var. Tabii, birisi evet. Bükreş'te, diğeri Köstence olmak üzere şu anda iki merkezimiz var. Şimdi diğer ülkelere baktığımız zaman iki merkez yok. Neden Romanya'da iki merkez var? Şöyle, Köstence tarafı daha çok soydaş ağırlıklı insanların yaşadığı yerler. Bükreş başkent olması gerekiyor. Zaten bizim kanunumuzda da önce başkentte açılması gerekiyor. Daha sonra diğer şehirlerde. Ve Romanya'dan da ciddi anlamda Türk kültürüne, Türk adetlerine de bir ilgi var. Bu son dönemde Türk dizileriyle beraber de zirve yapmış durumda. Öyle mi? Tabii. Onlardan biri de Romanya'nın istifa eden başbakanı Victor Ponta. Siz Türkçe'de konuşuyorsunuz. Öğreniyorum. Ağır ağır konuşacağım Türkçe. Ama şimdi anlıyorum biraz. Ve öğretmenle beraber her sabah çalışıyoruz. Ne zaman başladınız Türkçe öğrenmeye? Her gün, every day, when we start. Yeah. Saat 9'da 2 saat beraber çalışıyoruz. Ama ağır ağır öğreniyorum. Peki neden, nereden geliyor bu Türkçe merakı? Neden Türkçe öğrenmek istediniz? Çünkü Türkiye benim ikinci ülke. İstanbul en güzel şehir dünyada en güzel. Ve Türkiye kültür, yemekler, insanlar hepsi çok seviyorum. Öğrenciler, ticaret insanları, kısacası halklar bir tarafa, geçen hafta yayınladığımız bu röportajdan sonra yabancı başbakanların, üst rütbeli subayların bile neden Türkçe'ye, Türk kültürüne ilgi duyduğunu merak ettim. Bir şey de ilgimi çekti. Romanya'da kamu çalışanları, siyasetçiler, başbakanlar, askerler Türkçe öğrenmeye başlamışlar. Evet. Nedendir bu yoğun ilgi? Özellikle kamu çalışanları tarafından Türkçe çok ilgi çekici değil mi? Yani şöyle, aslında projenin fikri bize ait Yunus Emre Enstitüsü olarak. Büyükelçiliğimizde bu konuyu istişare ettik. Önce yerli ve yabancı diplomatlara yönelik, yani Romanya Dışişleri Bakanlığı personeli ve Romanya'da faaliyet gösteren yabancı ülkelerin büyükelçiliklerine bir nota gönderdik. Ya biz böyle bir kurs başlatmak istiyoruz. Dahil olur musunuz? Tabii ki bu ücretsiz bir kurs. Hı. Online olarak, çevrim içi olarak devam eden bir kurs. Burada kursa başladık. Bir talep oldu. 70-80 civarında diplomat Türkçe öğreniyor ve öğrenmeye de devam ediyor. Daha sonra ya dedik ki biz bunu Romanya ordusuna da dahil edelim. Savunma Bakanlığı'na yine bir nota yazıldı. Büyükelçiliğimiz ve askeri ateşelimiz üzerinden. Onlarla beraber bu projeyi daha da geliştirdik. Yani üst düzey subaylardan en alttaki subaylara kadar, tabii subay bazlı olarak, onlara şu anda Türkçe öğretiyoruz. Ve sayımız çok yüksek ve devam ediyorlar. Daha sonraki aşamada da ya dedik biz bunu biraz daha geliştirelim. Bütün bakanlıklara bir duyuru yapalım ve şu anda 2021 yılında 1720 öğrencimiz, kamu çalışanı Türkçe öğrendi. Ve öğrenmeye de devam ediyor şu anda. Ne kadar çok insana ulaşırsak, ülkemiz için o kadar dost kazanıyoruz. Bizim amacımız zaten biliyorsunuz herhangi bir siyasi, politik vesaire hiçbir şeyimiz yok. Sadece kendi dilimize, kendi kültürümüze, kendi medeniyetimize hizmet etmek. Çok yakın çalışıyoruz. Bükreş'teki Yunus Emre Enstitümüz'de, Köstence'de de Yunus Emre Enstitümüz mevcut. Köstence Başkonsolosluğumuzla yakın çalışan. Çeşitli ortak faaliyetlerimiz de oldu. Bir konser projemiz oldu. Stratejik ortaklığımızın da 10. yılı olduğu için geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Varsler ve Peşrevler. Burada da bir yandan Osmanlı Sarayı'nda sultanların Batı klasik müziği ezgileri eserlerine yer verirken bir yandan da Dimitri Kantemir, Anton Pan gibi Roman kökenli, o zaman Osmanlı tebaası konumunda bulunan Batılıların Osmanlı müziğine ilişkin eserlerine yer verdik. Onun dışında yine stratejik ortaklık vesilesiyle
bir resim sergisi, açık hava resim sergisi düzenledik. Burada da Balçık Okulu dediğimiz Roman ressamların 19. ve 20. yüzyılda Türk-Tatar toplumu ve onların yerleşik olduğu Dobruca'ya ilişkin izlenimlerini de yansıtan eserlerine yer verdik. Yine sanatsal bir faaliyet olarak ünlü kadın ressamlarımızdan Eren Eyüboğlu'nun, ki aynı zamanda kendisi Roman asıllı bir sanatçı. Onun eserlerinin yine reprodüksiyonlarıyla Romanya'da, Bükreş'te tanıtılması için bir sergi düzenledik. Yumuşak güç tanımıyla ülkeler sanatı da kullanarak kendilerini tarihe atıflarda bulunarak ifade edebiliyor. Türkiye Bükreş Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerden biri de 2. Dünya Savaşı döneminde çok sayıda Yahudinin hayatını kurtaran Türk diplomatların yaşamının anlatıldığı Türk Pasaportu belgesel filminin gösterimiydi. Film, Türk pasaportuyla özgürlüklerine kavuşan Yahudileri anlatıyor. Etkinlik, Holokost Anma Haftası kapsamında düzenlendi. Türkçe diline olan bu ilgi neden kaynaklanıyor sizce ve Köstence'de de durum aynı mı? Çünkü çok farklı etkileşimler var. Türkçe evet ana dil olarak burada hem okullarda Roman Devleti'nin sağladığı imkanlar sayesinde okullarda ana dil olarak öğretiliyor. Öbür yandan soydaşlarımız kendi ana dillerini kaybetmemek için ekstra ilave bir çaba sarf ediyorlar. Fakat Romenlerin Türkçe'yi öğrenmeye de çok büyük merakı var. Çünkü Roman halkı ve Türkiye arasında çok büyük bir yakınlık var. Yani bu sosyal, kültürel etkileşim o kadar yüksek ki ortak tarih, ortak kültürel paylaşımların etkisinde de kalarak, tabii burada bir parantez açıp şunu da belirtmek lazım. Türk dizilerini de çok burada vurgulamak gerekiyor. Bizim dizilerimiz buralardaki kanallarda yayınlanıyor. Hayran kitlesi var, ciddi hayran kitlesi var. Sırf dizileri anlayabilmek için Türkçe öğrenenler olduğu gibi dizilerden öğrendiği Türkçeyi pekiştirmek için kurslara iştirak eden vatandaşlar da, kişiler de var burada. Sokağa çıktığınız zaman, Köstence ve civarında sokağa çıktığınız zaman bunu çok etkin faktör olarak görüyorsunuz. Müzik, evet, bizim Trakya bölgesi, hani ülkemizde Balkan kültürünün çok kuvvetli hissedildiği alanlarda müzik aynı müzik. Sokaktaki insanların birbiriyle olan sıcak iletişimi, yakınlığı aynı. Alina Lascu, Roman olup o kursa gidenlerden sadece biri. Ben Türkçe öğrendim benim için, sadece benim için. Ben istedim ki daha bilgi alayım. Türkiye'nin kulturunu ya da tarihini, çünkü ben çok seviyorum onlar. Benim için Türk dili şarkı gibi. Televizyonda böyle Türkçe diziler gördüğünü evet. Şu anda anlayabiliyor musun? Evet, evet. Yani... İzliyorum. Üç. Yasak Elma, Aşk Mantık İntikam ve Kalp Yarası. Biz aslında Edna'ya bakmaya geldik de bugün de programımız vardı. Kendisine de ulaşamıyoruz. Nerede acaba? Hoş geldiniz. Yarım saatimiz var bak. Yalnız sen daha yarım saatte babaannemin sorgusunu tamamlayamazsın. Öncelikli olarak Dobruca'daki Türkçe okutmanlarına yönelik, Türkçe öğretmenlerine yönelik bir eğitim semineri düşünüyoruz. 5 Haziran tarihi Romanya'daki Türklerin Türkçe Bayramı günü ilan edildi. Türkçe öğretmenlerine yönelik kurslar, buradaki soydaşlarımızın benliklerini unutmamaları adına gerçekten çok önem verdiğim bir proje. Bunu olmazsa her sene, eğer mümkün olursa her sene bunları tekrar etmeyi düşünüyorum. Çünkü o öğrenciler, o çocukları bizim kaybetmememiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz Dobruca bölgesinde yaklaşık 4500'e yakın Türkçe öğrenen öğrencimiz var. Kurslarımıza kayıt olan öğrencilerimize vermiş olduğumuz anketler var. Neden Türkçe öğreniyorsunuz? Bize çıkan sonuçlar çok çeşitli açıkçası. Bunların en başında tabii ki Türk dizileri. Türk vatandaşlarıyla evli olanlar var, Türk şirketleriyle çalışanlar var, Türkiye'de eğitim görmek isteyenler var. Yani çok çeşitli sebepleri var. Romanya'daki televizyon kanalları yabancı film ve diziler için dublaj kullanmıyor. Her yapım kendi orijinal dilinde
altyazıyla yayınlanıyor. Bu da o ülkede dil öğrenimini kolaylaştırıyor. Ya şu evde resmen zulüm görüyorum. Türkiye'nin etkisi sık sık hissediliyor Romanya'da. Ülkenin farklı yerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü bulunuyor. Burası Mecidiye. Türk tarihinin doğru kaynaklardan araştırılabilmesi ve Türk dilinin önemi adına Türk Tarihi ve Türk Dil Kurumu'nu açan Atatürk'ün büstünün hemen yanında da Tatarların milli şairi Mehmet Niyazi'nin büstü var. Coğrafi olarak da bakıldığında hem Karadeniz de hem diğer taraftan İstanbul'a yakınlığı bakımından bizim kültürel olarak çok yakın olduğumuz bir ülke. Bugün de tabii ki hem ekonomik hem turist yani nüfusa oranla Romanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısına bakıldığında oldukça pozitif bir Türkiye algısının, Türk kültürü algısının olduğu bir ülke. Biz de yaklaşık 10 yıldır Romanya'da faaliyet yapıyoruz ve gerek Türkçe öğretimi gerekse orada çok sayıda farklı milletlerden evlilikler var. Dolayısıyla çocukların işte babası ya da annesi Romense, çocukların Türkçe öğretimi çok kıymetli. Kamuya yönelik, üst düzey bürokratlara yönelik Türkçe kurslarımız var. Burada da Büyükelçiliğimizle birlikte yaptığımız ilana çok yüzlerce müracaat oldu. Diğer taraftan oradaki askerlere ya da askeriye mensuplarına Türkçe kurslarımız var. Türkçenin diplomasi dili olması da gerekiyor. Yani İngilizce, Fransızca ya da başka bir dil değil, Türkçe üzerinden de iletişim kurulabiliyor. Halkların daha çok birbirini tanıdığı bir ortam oluşursa, bu tabii turizmin, ticaretin, askeri, siyasi ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlıyor. Efendim, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandanın daha yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine pazar gününe aynı saate ajandanızı bize yazın. Şimdilik hoşça kalın.